Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde parça koordinatını nasıl tanımlayacağımızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Yüzey seçimi yaparak parça koordinat sistemini oluşturacağız. Parça koordinat sistemi kendi içinde parça üst köşe, parça alt köşe, dönüş eksen merkezi, torna operasyonda tercih edilir. Parçanın üst orta merkezi, parçanın alt orta merkezi ve Z ekseni üs düşümü olarak tanımlayabiliriz. Örneğin üst orta merkez seçimi yapılır ve yüzey seçilirse parçanın üst orta merkezine koordinat sisteminin yerleştiğini görebiliriz. Benzer şekilde alt orta merkez seçimi yapar ve tersine çevir butonuna tıklarsak koordinat sisteminin bir öncekine göre aynalandığını kolayca görebiliriz. Yüzey seçimi yapıldıktan sonra Pick Origin komutunu kullanarak istediğiniz bir noktada manuel koordinat seçimi yapabilirsiniz. Oluşturduğunuz koordinatı X, Y ve Z eksenleri etrafında 90 derece döndürebilir ve koordinat varyasyonları oluşturabilirsiniz. Bunun yanında özellikle divizör uygulaması yapacağımız farklı işler için X, Y ve Z eksenlerine mesafe veya dönüş eksenleri tanımlayabiliriz. Koordinat sisteminin X ve Y'deki referanslarını çizim üzerinden seçerek koordinat tanımlayabiliriz. Gördüğünüz gibi X ve Y çizgilerini manuel olarak seçtim ve koordinat sistemini tanımlamış oldum. Mevcut görünüşe dik seçeneği ile de koordinat oluşturabiliriz. Fakat şimdiye kadar hiç kullanmadığımı belirtmek isterim. Sizin de gördüğünüz gibi mevcut olan görünüşe dik olarak koordinat sistemini oluşturmaktadır. Üç nokta ile koordinat sistemi oluşturma da kullanmadığım komutlardandır. O nedenle sadece deneme yaptığımı belirtmek isterim. Bu dersimizde koordinat sistemi oluşturmayı gördük. Hangisinin bize optimum fayda sağlayabileceğini ilerleyen derslerimizde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.